yolculukları. Sözlerime vatandan binlerce kilometre uzaktan ama yine bir vatan toprağı olan Büyükelçiliğimizde sizlerle birlikte olmaktan ötürü duyduğum memnuniyeti ifade ederek başlamak istiyorum. Bugün milletimizin en büyük bayramını coşkuyla kutlarken Cumhuriyetimizi kalkınmamızı her geçen gün daha da ileriye taşımamızın kıvancını yaşıyoruz. Aziz Cumhuriyetimizin 101. yılı hepimize kutlu olsun. Kıymetli vatandaşlarımız, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilelebet payidar olacaktır şeklinde ifade ettiği Türkiye Cumhuriyeti, siyasal, toplumsal ve kültürel alanda bir yenilenme, kalkınma, modernleşme projesidir. Ülkemizin demokratikleşmesinin, ekonomik olarak ilerlemesinin, eğitim ve refah seviyesinin artmasının da teminatıdır. Bu çerçevede hepimize önemli görevler düşüyor. Her geçen gün büyüyen İsviçre Türk toplumunun iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde ve yeni köprüler kurulmasında önemli bir rol oynamaya devam etmesini temenni ediyor. İsviçre'de her alandaki başarılarınızla ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi sürdüreceğinize de inanıyorum. Halihazırda sonuna geldiğim görev süren boyunca Türkiye-İsviçre arasındaki ilişkilerin her alanda daha da ileriye taşınmasını, iki ülke işbirliğinin güçlenmesi için mesai arkadaşlarımla birlikte yoğun çaba sarf ettik bu 4 yıl süresince. Kurduğunuz derneklerin ve sivil toplum kuruluşlarının oldukça güçlendiğini, zorluklardan yılmadığınızı memnuniyetle müşahede ettim. Bana verdiğiniz destek ve sergilediğiniz dayanışma görevimi ifa ederken benim için her zaman büyük bir güç ve motivasyon kaynağı oldu. Zürih ve Cenevre Başkonsolosluklarımızla birlikte İsviçre'deki vatandaşlarımızın her daim yanında olmaya da gayret ettik. Sizlerin desteğini ve teveccühünü gördük. Bu vesileyle görev süren boyunca desteklerini esirgemeyen İsviçre Türk toplumuna ve işbirliği içinde olduğumuz tüm dostlarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Ve hepinize canı gönülden başarılar diliyorum. Hepinize ayrı ayrı tek tek teşekkür ediyor. Hoş geldiniz diyoruz. Sayın Büyükelçi, İsviçre Türk toplumunun kıymetli üyeleri, değerli konuklar, I will switch the order of the Turkish and the English as I am coming from Zürich, where we have the Turkish community. So I will start with Turkish address. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yıl dönümü vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten duyduğum büyük mutluluğu belirterek hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kıymetli misafirler, ülkemizin doğum günü olarak kabul edebileceğimiz bu önemli yıl dönümüne kavuşmanın haklı gururu ve heyecanı içerisindeyiz. Bundan tam 101 yıl önce çok zor şartlar altında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde toplumumuzun her kesiminin büyük fedakarlıklarıyla kurulmuş olan Cumhuriyetimiz günümüzde genç nüfusuyla, milli ve yerli politikalarıyla, tüm dünyada barışı hedefleyen bir vizyonla her alanda emin adımlarla ilerleyen modern ve güçlü bir yapıya kavuşmuştur. 29 Ekim 1923'ten bu yana geçen 101 yıl, ulusumuzun inançla, azimle ve özveriyle yazdığı bu sıra dışı başarı hikayesini temsil ediyor. Bu başarı hikayesi, umutla baktığımız geleceğimiz için bizlere daima ışık tutmaya devam edecektir. Tarihimizde bir dönüm noktası olan bu müstesna günde, Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, Cumhuriyetimizin kurulmasına her düzeyde katkıda bulunan insanlarımızı, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz minnetle ve saygıyla anıyoruz. İsviçre Türk toplumunun kıymetli üyeleri, Cumhuriyetimizin kurulduğu 1923 yılının imkansızlıkları, milletimizin içinden çıkmayı başardığı zorluklar, yabancı devletlerin vatanımız üzerindeki maddi ve manevi emelleri, tarihimizde bir daha görmek istemeyeceğimiz olaylardır. Bununla birlikte günümüzde de ülkemizin gerek uluslararası arenada gerek ülke içinde karşı karşıya kaldığı sınamaları azımsayamayız.
Bu sınırlamalardan biri de geçtiğimiz hafta 23 Ekim Çarşamba günü Ankara'da meydana geldi. Ülkemizin göz bebeği kurumlarından biri olan TUSAŞ'a menfur bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Bu saldırıda şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Bugün ülkemizin uluslararası toplumun saygıdeğer bir üyesi haline gelmesinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın başarılarının payı büyüktür. Ülkemizin İsviçre'deki asıl temsilcileri sizlersiniz. Değerli misafirler, bizler her ne kadar Cumhuriyet'in kuruluşunda yer almamış olsak da bu emanetin muhafazasında sorumluluk sahibiyiz. Yapmamız gereken bizlere emanet edilen bu değerli mirasa sahip çıkarak gelecek nesillerimize aktarmak ve Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda ülkemizi her alanda zirveye taşımak için yılmadan çalışmaktır. Koyduğumuz bu hedeflere birbirimize kenetlenmiş bir şekilde çok daha kolay ulaşabileceğimizin farkındayız. Bu sebeple İsviçre Türk toplumunun birliktelik ruhunu kuvvetlendirmek için var gücümüzle çalışacağımızdan emin olabilirsiniz. Sözlerime son verirken ülkemizin daha nice Cumhuriyet Bayramlarını özgürce yaşamasını temenni ediyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.